Sağ olun. Elmanın kilosu kaça? 2,5. O zaman karışık. 1 kilo. Kenan? Kenan? Ben geliyorum şimdi, tamam mı? Kenan? Kenan? Günaydın Yasin. Günaydın, sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar kahvaltıya çağırdı da beni. Yani onlarla bir şey yapacağız. Kahvaltı yapacağız. Hangi arkadaşlarını kahvaltıya çağırdı ya? Ya bizim şey işte... Yani... Emine mi geldin sen yoksa? Boyun posun devrilsin senin inşallah. Aa, bir de simit almış. Sen evliliğimiz boyunca bana bir kere bile simit getirmedin be. Ya Allah aşkına, Allah aşkına bir kere olsun şu eski defterleri karıştırma ya senin ya. Git başka bir yerde avlan hadi. Git git. Bak sinirlendirme beni sabah sabah. Sen Emel'i bu 3 simitle tavlayacağını falan mı zannediyorsun? Ya benim kimseyi tavladığım falan yok ya. Emel beni kahvaltıya çağırdı, ben de geldim. Ay sen ne kadar yalancısın ya. Gerçekten bak senin tedavi falan olman gerekiyor. Daha yeni kızının doğum gününde bu kız seni rezil etmedi mi? Bu kadın seni yerin dibine batırmadı mı? Sen utanmadın mı hala ha? Bir kendine gelemedin herhalde. Ya bak Yasemin, biz Emel'le ondan sonra birkaç kez daha karşılaştık. Yani böyle bir elektrik oldu aramızda, bir hoşlanma. Önce böyle bir duygularımıza gem vurmaya falan çalıştık ama baktık birbirimiz olmadan yapamıyoruz. Beraber olmaya başladık Emel'le. Başlarım senin duygularını ha. Karşıma geçmiş böyle şiir kitabı gibi konuşuyor. Seninle şu kadarcık duygu olsaydı eğer, karının, eski karının kızının olduğu mahallede sen eski karının kapı komşusuna sulanmazdın. Bir de böyle, ay bak sinirden konuşamıyorum bile ha. Ya benim kimseye sulandığım falan yok ya. Yani gayet seviyeli bir şey yaşıyoruz biz. Ne sulanması, nereden çıkardın? Git git başka kapıya, git başka bir mahalleye git. Git yan mahalleye git ya. Ya ben tek başıma yaşayan bir adamım, bekarım ben ya. Sana mı soracağım nereye gidip geleceğim Yasemin? Ben sana söylüyor muyum? Bunu yapma, şunu yapma diye. Ama ne? Benim kızımın psikolojisi söz konusu ya. Yavrucak burada, babası burada kırıştırırken burada. Böyle balkondan seni mi seyredecek? Ya benim kızım Gamze, benim mutlu olmamı istemiyor mu Yasemin? Git Bursa'da mutlu ol. Bursa'ya mı? Bursa tabii, Bursa. Git Bursa'ya. Ne Bursa'sı ya? Ne Bursa'sı? Bin feribota git Bursa'ya. Bursa'ya? Evet, Bursa'ya git, kırıştır orada. Yasemin, daha fazla dinleyemeyeceğim. Emel çayları hazırladı. Kahvaltıya bekliyor, görüşürüz. Yasemin! Beni sinir etme. Rezillik yapmayacaksın. Git. Hayır, bu sefer rezillik yapmayacaksın. Git. Yasemin, lütfen. Ya git bak. Yasemin, lütfen. Dur, bırak beni. Yasemin, kendi ahlaksızlığına nasıl bulaştırıyorsun ya? Lütfen. Sen nasıl bulaştırıyorsun bu kadını? Yasemin bak, çok ayıp. Sus, seninki ayıp. Gerçekten ayıp ediyorsun. Utanmıyorsun değil mi yalan atıyor? Ayıp ediyorsun. Boyundan posundan utan ya. Rezil olduk zaten. Bir de çocuğumun yapma. Babası olacaksın, terbiyesiz. Yapma. Niye bu kadına iftira ediyorsun ha? Ya Yasemin, sen bana da böyle yaptın. Yasemin, ya git Allah. Ayıp ediyorsun ya. Gerçekten ya. Ayıp ediyorsun. Ya sus artık. Bilmen gereken her şeyi söyledim ben sana. Ben sana inanmıyorum ya. Ben Emel'e soracağım, Emel. Allah Allah, ne oluyorsunuz ya? Kapının önünde bas bas bağırıyorsunuz. Ayıp konuya komşuya. Ya Emel, kusura bakma, ne olur. Kardeşim, ben zaten senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorum ama bu beni sinir etti bugün. Bayağı eski koca sendromuna girmiş bu. Diyor ki bana bu, Emel'le bizim aramızda bir hoşlantı var. Biz birbirimize karşı bir elektriklenme yaşadık. Biz birbirimizden kopamıyoruz. Allah'ını seversen şu adama. Ya sen niye buna iftira ediyorsun? Tipik adamlar var ya, kedi ulaşamadığım ciğere mındar der. Bu bayağı seni mındır ediyor. Bana bak. Bana bak, söyle. Buna söyle. Bunu açıkla. Söyle. Kız susmasana, bunu defetsene evinden.
Yasemin, kardeşim, tabii sen şimdi ilk anda bir şok geçirmen normal yani, anlayışla karşılamak lazım Kenan. Şimdi ilk defa duyuyor. Kardeşim sarstı biraz değil mi? Azıcık sarstı. Ama yani şimdi sana gerçekleri de anlatmadan olmaz ki. Biz kardeşim Kenan'la birdenbire birbirimize böyle bir aşık olduk yani. Ay canım. Duydun mu? Ama şey Yasemin gerçekten merak etme. Vallahi ve billahi bak öyle hoppa zıppa bir şey değil. Ağır bir ilişki yani. Ağır gayet seviyeli bir ilişkimiz var bizim Kenan'la. Seviyeli. Evet. Evet. Seviyeli. Duydun? Yani seviyeli bir ilişki var sizin aranızda. Çok seviyeli. Benim eski kocamla bunun nasıl seviyeli bir ilişki var? Bayağı benim mahallemde seviyeli bir ilişki mi yaşıyorsunuz siz? Evet ya. Evet. İlişkiniz var sizin. Evet yani. Ya sen de ahlaksız, kendine kutak pazarlanma! Yasemin! Lan ay! Yasemin lütfen! Başka kızının pazarını bulamadım! Yasemin rezil ol! Başka birinin eski kocası! Yasemin! Yasemin! Kız gözünden ateş çıkıyor bana, bak kendine gel! Aa! İyice çirkefleştin ha! Yolarım! Sen beni daha tanımıyorsun ha! Vallahi yolarım seni! Yolarım! Sen niye başka koca bulmuyorsun kendine? Terlik gibi kardeşim dedim! Altın gülüne aldım seni! Kardeş kardeş diye kandırdın beni! Altınları da bana ödettin! Ne Yasemin ne bu? Vallahi senin de paralarım! Yeter! Sen beni altın gününe niye çağırdın? Sen beni niye çağırdın? Bir düşün, bir düşün. Sen beni altın gününe niye çağırdın kız? İyi bir düşün bakayım. Sen beni altın gününe babanın hayrına mı çağırdın? Ha, o meseleyi diyorsun. Ya kardeş, o mesele. Kabahatini bil, otur yerine. Tövbe tövbe ya. Aa, kadın delirdi resmen. Biraz medeni ol şekerim. Allah Allah ya. Adam bekar, ben bekar. Tapınmalın mı senin bu adam? Ha? Medeni ol. Sen hep diyorsun bana medeni ol Emel, medeni ol. Sen de ol. Yasemin. Sus! Sus. Sus, seni çıtını duymayacağım. Sen bunları yalancıktan yapıyorsun bana. Sen bunları resmen sırf beni gıcık etmek için bu adamın peşine doluyorsun. Ya hiç utan, sen bunu sevmiyorsun ki. Sen bunu sevmeden nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Bana gıcık olduğun için yapıyorsun. Yasemin. Kardeşim ben gerçekten senin soğuk nevale, böyle nimut bir şey olduğunu biliyordum da. Yani vallahi bu kadar aşka, sevgiye küstüğünü, bu kadar inançsız olduğunu bilmiyordum ya. Kız senin aşka da inancın kalmamış. Taş kesilmişsin sen. Aa, hoşlandım diyorum ya. Aşk yaşıyoruz diyorum adamla. Daha ne diyeyim? Senin hiç aşka da mı saygın yok? Allah Allah, azıcık medeni ol kardeşim. Aa, değil mi? Yani. Aşka saygın olsun. Hadi bakayım, hadi. Evli evine, köylü köyüne, hadi. Allah sizin cezanızı versin inşallah. O, bu simitler yediğiniz son lokma olsun. Bu gece son uykunuz olsun sizin. Vallahi billahi, belediye çağırıp mühür bastıracağım bu eve. Mühür bastıracağım bu eve. Git, kendini mühürlet. Terbiyesiz ya, mühürletecekmiş. Ne mühür ya? Ver bakayım. Ay, mis gibi kokuyor, oh. Oh, akış, akış benim kızım. Bravo, çok güzel. Geç, geç, geç. Of, of, of. Hadi bakalım. Çok güzel, mutfağın haline bak. Tabii iki gün kadın eli değmezse mutfağın hali budur. Bak hale bak. Ay, ay makarnalar yapışmış. Bak bütün peynir falan taş kesmiş. Of Allah'ım ya. Dünya oluşmaya başlamış, bu makarna bu tabağın içine yerleşmiş, orada kalmış. Üf. Bana mı seslendin hayatım? Hayır hayatım, sana seslenmedim. Ben işe gitmek için güzelce hazırlandım dedim, böyle şık şık hazırlanmışken bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştireyim. Bırak bırak sen, ben yarın hepsini halledeceğim şimdi. Ömerciğim şaka mı yapıyorsun sen ya? Sevgilim şu tezgahın üstüne bir bakar mısın lütfen? Sence bu tezgah yarına kadar seni bekleyebilir mi? Ya Ömerciğim sen hani ev işinde çok titizdin, çok önemserdin böyle şeyleri. Bu mu senin temizlik anlayışın ya? Mutfak leş. Salon darmadağın, kirliler böyle sepetlerinden taşıyor gidiyor, banyo desen Allah'lık yani ben neresinden? Elif, sen bana güvenmiyor musun yoksa?
bir saniye, bunun güvenle bir alakası yok ki hayatım. Yani bunun güvenle ne alakası var? Ben gözümle gördüğüm şeyi sana anlatıyorum. Bir etrafına bakılır mısın lütfen? Bir bakar mısın? Rica ederim Elif. Ben çalıştığım zamanlarda da akşam geldiğimde ev gayet dağınık oluyordu. Ama ben seni hiç eleştirmiyordum, değil mi? Affedersiniz. Benim buna cevabım var. Niye ev dağınık oluyordu? Üç tane erkek çocuğu evin bir orasındalar, bir burasında koştur koştur koştur. Oyuncaklar havada uçuşuyor. Tamam, bu bir dağınıklık. Ama şu an bizim gördüğümüz, bu etrafta gördüğümüz şey ne? Bu pislik. Evet canım. Pislik kötü bir şey. Çünkü biz mikrop kaparız pislikten ve hasta oluruz bütün ev. Evet. Sen bunları düşünme hayatım. Hı? İşine bak sen. Çünkü ben her şeyi bir sisteme oturttum. Benim bir sistemim var. Öyle mi? Hı-hı. Nasıl bir sistemmiş bu? Nasıl bir sistem? Şöyle bir sistem. Bütün evi dönüşümlü temizliyorum. Ya. Hı-hı. Mesela bugün çamaşırları makineye atacağım. Hı. Yarın mutfağı pırıl pırıl yapacağım. Yani ben senin gibi öyle evin işleri içinde kaybolup gitmiyorum. Aa. İşe geç kalmıyor musun sen? Aa. Kocana güven, gerisini merak etme sen. Ben bu sistemle koskoca şirketleri yönettim yıllarca. El kadar evin hakkından mı gelemeyeceğim, değil mi? Hoşça kal hayatım. Kalkın bakalım uykucular. Babanız size yumurta yapacak. Göğüs istiyorsun. Evet. Tamam, derhal. Hanım kızımız. Kızım. Ne biçim esnaf? Bekliyoruz burada değil mi? Müşteri bekletilir mi? Anneciğim, daha iki dakika bile olmadı geldiğimiz. Şekerim düştü, bekleyemem ben. Bayılıp kalırsam ne olacak şimdi? Ha? Kendin yemiyorsun diye beni de aç bırakıyorsun. Yapma Allah aşkına anne. Her gün yemek yapıyorum, tamam benim kursağımdan geçmiyor ama dolap yemek dolu. Ben şimdi eve gidelim, hemen ısıtıp yersin, tamam mı? Tatlı da yap. Tamam, yaparım. Ev baklavası istiyorum. Tamam anneciğim, yaparım onu da. İyi günler diliyorum. Hoş geldin Nermin kızım. Hoş bulduk Salih abi. Bize yarım kilo bir kıyma çeker misin? Hemen kızım. Ya Nermin kızım, cenaze çok kalabalıktı. Yanına gelemedim. Çok üzüldüm, çok. Başın sağ olsun. Siz sağ olun. Allah sabır versin. Ah doktora, çok iyi insandı, çok. Sen nasılsın kızım? Biraz toparlayabildin mi? Nasıl olayım Salih abi, işte toparlayayım. Ne yapalım? Ne yapalım? Yürek mi dayanır bu acıya Salih efendi? Ayakta durmaya çalışıyoruz işte. Ama çok zor, çok 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 zor. Behçet'in annesi, yani kayınvalidem. Ya öyle mi? Sizin de başınız sağ olsun hanımefendi. Sağ olun, sağ olun. Dostlar sağ olsun. Ama evlat acısı çok zormuş, çok. Hiçbir şeye benzemiyormuş. Ah, nasıl dayanacağım ben bu acıya bilmiyorum. Allah kimseye, kimseye böyle acı göstermesin. Allah sıralı ölüm versin. Ah, dayanması çok zor. Ah canım oğlum benim, nasıl beni bıraktın da gittin, kara topraklara gittin. Ah canım oğlum benim. Ah. Ah, dayanmaz yürek, dayanmaz. Borcumuz ne kadar? 10 lira versen yeter. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ah Salih. Ah Salih efendi, ah Salih efendi. Dertleşecek bir omuz arıyorum ben ama kimsem yok. Hayatta kimsem kalmadı. Ah canım evladım, oğlum, ciğerimin köşesi. Hadi anneciğim biz gidelim. Daha fazla şekerin düşmeden evde yemek de yersin. Hadi anneciğim. Dur, şurada bir dertleşiyoruz. Rahat bırak beni. Ah Salih efendi, analık çok zor. Herkes ana olamaz. Ha, şuraya bir öküz oturdu. Ah, kalkmıyor Allah, kalkmıyor. Böğrüme yapışmış, kalkmıyor. Ah, 10 saat telefon çaldı. Ya. Ya. Hissettim ben, hissettim ana olarak. Her şeyi hissettim Salih efendi. Ah, yürek mi dayanıyor?
dayanır mı acıya? Anneciğim hadi gidelim. Bak bekleyenler var. İyi günler Salih abi. Ah Salih efendi. Ah kusura bakmayın sizi de beklettim ama oğlum vefat etti de. Ah dostlar sağ olsun, siz sağ olun. Ah yürek mi dayanır bu acıya? Evlat acısı o kadar büyük ki. Ah siz sağ olun. Ben oğlum olmadan nasıl yaşarım şimdi? Beni de gömsünler onunla birlikte. Ben artık yaşamıyorum zaten. Dertleşecek bir omuz arıyorum. Kaldım bu gelinin eline. Ah kimsem yok artık benim Behçet'im. Nerede Behçet'im? Gitti benim Behçet'im. Doktordu benim oğlum. Doktordu. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Sen bana sabır ver Allah'ım. Ah. Anneciğim ben geldim. Anne. Anneciğim ne oldu? Gel yavrum. Çıkar ayaklarını çocuğum. Tamam. Çıkar talihsiz yavrum benim. Talihsiz mi? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Çıkar yavrum çıkar. Gamzem, sana bir şey söyleyeceğim ama ne olur üzülme. Söz ver üzülmeyeceğine. Anne, ne oldu? Söz ver. Tamam söz. Anneciğim söyler misin? Ya korkutma insanı. Gel annem, gel. Gel. Anneciğim bak sağlıkla ilgili bir şey falan mı? Yok, yok. Sağlıkla ilgili değil. Annenin akıl sağlığıyla ilgili ama. Yavrum. Efendim. Ay bu nasıl söylenir yarabbim ya? Anneciğim ne oldu? Korkutma insanı. Ama bunu birinin sana söylemesi gerekiyor. O zaman Allah travma geçirirsin. Allah korusun. Allah korusun ya. Yavrum senin bu tinetsiz baban var ya. Ay, babama mı bir şey oldu? Yok canım ona bir şey olmaz. Senin bu tinetsiz baban... ikimizin de mahallede çok sevip tasvip etmediği bir kadınla... bayağı işi pişirmiş Gamze. Ha, Emel ablayı diyorsun sen. Ay anne ödümü kopardın ya, yüreğime iniyordu. Sen okul çıkışı karşılaştın mı onlarla yavrum? Ah yavrucak görüyor musun çocuğumun başına geleni? Ha, yok ben biliyordum zaten. Neyi biliyordun? Sen Emel'le babanı biliyor muydun sen? Bana söylemedin bunu öyle mi? Şey ben... Ya ben söyleyecektim. Fırsat bulamadım anne. Yazıklar olsun sana Gamze ya. Sana yazıklar olsun. Sen bunu biliyordun ve annene nasıl söylemedin mi bunu? Söylemedin. Ya anne... sen üzülme diye. Ya hem sen demiyor musun böyle insanların özel hayatı hakkında konuşma diye? Yavrum ben bak... bana böyle cin Ali Cengiz şeyler söyleme. Ben ben başkasının özel hayatı derken... Ben özel hayat derken başkalarının özel hayatını duyuyorum. Babanın hayatı özel hayat mı? Babanın hayatı ikimizi ilgilendirmiyor mu? Nasıl özel hayat babanın hayatı? Tamam. Bir dahakine söylerim o zaman. İstemez. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Git tamam geçti bitti. Geçti bitti ya. Vücüre bak sen. Ben onun psikolojisini düşüneyim. Ben o travma geçirecek diyeyim. Vücüre bak çete kurmuş bayağı babasıyla. Ne haliniz varsa görün tamam. Daha bitti. Hiç alakadar etmiyorsunuz beni. Tam bulmuş dengeni. Tam bulmuş. Tencere kapak. O Emel ne kadar tiniyetsiz, ne kadar aşağılık bir kadınmış ya. Zaten senin baban da uçkur delisi. Öyle olunca tabii. Bu uçkur meselesini unut, tamam mı? Bunu unut. Anne bak sen söylemiyor diyorsun. Şimdi söylüyorum o zaman. Aslında bu olayda Emel ablanın pek bir suçu yok. Yani babam koştu onun peşinden. Bak doğum günü olayından sonra böyle işte geldi gitti geldi gitti mahalleye. Böyle Emel ablanın karşısına falan çıktı. Hatta bak bunu da söyleyeyim. Babamı bir gün elinde çiçekle Emel teyzenin kapısında gördüm. Doğum günü gecesi mi dedin sen? Hı hı. Doğum günü gecesi bu gelip kapıma bana şey dediydi. Yasemin bir dakika Allah aşkına bak senden özür dilemeye geldim ya. Özür dilemeye mi geldin?
geldim ben de. Evet, senden özür dilerim geldim yazık. Tamam o zaman. Hiçbir işim yok benim. Dinliyorum. Yasemin, ben bugün birbirimize ait olduğumuzu fark ettim. Yani Emel'e kuru yaptığımı duyunca öylesine delirdin ki... yani zaten bana aşık olmasan böyle davranmazdın. Hem ben de sana çok aşığım. Seni aldattığım için, sana ihanet ettiğim, seni boşadığım için... köpekler gibi pişmanım ben Yasemin ya. Gerçekten çok özür dilerim. Ben ne diyorum biliyor musun? Bana bir şans daha ver. Her şeyin üstüne bir sünger çekelim. Bir daha deneyelim. Yok canım. Mümkün değil kızım. Yok. Bu benim kapıma gelip bana dedi ki... Ne dedi? Anne ne dedi? Seni alakadar etmez. Madem sırlarımızı paylaşmıyoruz artık. Seni ala, sana ne? Sana ne kızım? Anne ya, söyle işte. Git dersini çalışsan. Koş. Anne merak ettim. Bana bak, gözüme de hiç gözükme bugün. Kalk, kalk. Merak etmiyordum zaten. 100 lira pazara harcasan... 100 lira da markete, 200 lira sana haydi haydi yeter. Ferah ferah harca hayatım. Elektrik? Ha, ne kadar geldi o? 87,5. E tamam hallederim ben. 287,5. Güle güle harca. Kıtı kıtına. Acil bir durum olsa yani öyle ortada kalacağım ha. Bankada senin imzan olmadan 5 kuruş vermiyor zaten. Acil bir durum olursa müdür ararsın. Özel görüşme ayarlarsın, çağırırsın beni, hallederim ben. Ya sevgilim, biz buradaki değerli vaktimizi niye maddiyat konuşarak harcıyoruz? Çıkar şu vekaletnameyi, senin de kafan rahat etsin, benim de kafam rahat etsin ya. Ben o vekaletnameyi niye çıkartmıyorum biliyor musun? Sen her hafta görüşe gel diye. Aşk olsun Kudret. Ben buraya her hafta para için mi geliyorum? Pes yani, pes! Ciddi söylüyorum Kudret. Çıkar şu vekaletnameyi. Dünyanın binbir türlü hali var ya. E tamam işte. Ben de bu yüzden vermiyorum vekaletnameyi. Seni şimdi kadınsın diye kandırıverirler. Yani bir bakmışsın, hiç anlamadan para buhar olmuş gitmiş. Çocuk muyum ben ya? Niye kandırıyorlarmış beni? Sen benim çocuğumun anasısın. Şirinlik yapma bana. Bankada dünya kadar paramız var. Varlık içinde yokluk yaşatıyorsun bana ya. İnanamıyorum sana. Anne, bak sofrayı hazırladım. Hadi gel yemek ye. Ah, canım istemiyor. Hani şekerin düşmüştü senin? Bak ne güzel hazırladım. Gel yemeğini ye. Başım ağrıyor. Benim ciğerim yanıyor, ciğerim. Ah, benim ciğerim yanıyor. İştahım kaçtı. Baklavamı yaptın mı? Anne, daha yeni geldik. Ancak sofrayı kurabildim. Yapacağım, merak etme. Ev baklaması istiyorum ben. Peki, yapacağım. Ay. Alo. Ay. O telefona gelemez artık. Öldü Behçet'im, öldü. İçim parçalanıyor. İçimi parça parça edip de gitti benim Behçet'im. Gitti.
Anne kimmiş? Dur. Aynacı. Alo, iyi günler. Tabii hatırlıyorum sizi. Eve ayna takmışsınız tabii, tabii. Borç mu? Ne kadar? Bir ara çırağınızı gönderin bize, ben ödemeyi yapayım size. Aa. İyi günler. Aa. Anne. Aa. Niye böyle yapıyorsun? Aa. Niye el alemin adamına ağlıyorsun? Aa. Sokaklarda bağırıp dövünüp ağlıyorsun. Bak bugün kasapta da yaptın. Biraz tutsana kendini. Sana göre yavaş. Benim için paralanmış, sen hiçbir şey olmamış gibi yaşayıp gidiyorsun. Boşuna dememişler, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ama nerede öyle bakıyor gelin gibime? Taş gibi oturup gidiyorsun maşallah, taş gibi. Gel Zeliş'cim, gel. Merhaba canım, ne haber? İyi tatlım. Çay demledin mi? Nermin'e uğradım, şimdi iniyor aşağı. Ay kızım, ben onu unuttum tamamen ya. Çıkar ayaklarını sen, ben hemen demini vereyim. İki dakikada çıkar. Hay Allah. Sabah ben pastaneden poğaça da almıştım. Onu da koyayım. Ayıp olur mu ama ya? Ay yok canım, ne olacak? Koyarsın tabii. Tamam. Hadi, hadi. Sen cezaevine mi gittin? Evet. Kudret nasıl? Nasıl olsun işte, aynı. Aynı. Allah aşkına bende. Ne oldu? Sende niye kafa kalmadı? Sorma Zeliş, sorma. Kenan'la Emel sevgili olmuş ya. Hangi Emel? Bizim Emel. Adı batsın o... Tövbe sana. İnanmıyorum sana. Ay inanmıyorum. Kızım görüyor musun? Hiçbirimizin ruhu duymadı. Aa, hangi arada derede? Vay sinsiye bak sen. Ben sabah meyve almaya çıktım, tamam mı? Baktım o bizim yalı kazığı oralarda geziyor. Ne yapıyorsun sen burada dedim. Demez mi bana Emel'e kahvaltı etmeye geldim diye? Kahvaltıya? Ya? Ay edepsize bak. Bir torba simit almış Zeliş. Kenan. Elinde bir torba simit. Ay o kadar dokundu ki benim içime. Ben evliyken bir kere ona demiştim ki, Kenan iki ekmek alır mısın? Vay sen bana nasıl iki ekmek alırsın dersin. Bütün evi tepeme yıktı ya. Değil simit ekmek almadı bu adam. Çok dokundu bana ya. Ay tatlım ya, yapma ama böyle ya. Yapma, bak kendine yaparsın. Söylüyorum sana. Ama ben o Emel'i bir sokakta bir yerde göreyim. Onun o çıyan saçlarını eline vermezsem, ne demekmiş arkadaşının eski kocasını ayartmak, bir görsün bakayım o. Terbiyesiz. Ben zaten onun o çıyan saçlarını eline verdim, merak etme. Bak o da beni cırmaladı böyle, aha. Ay inanmıyorum sana, ciddi mi söylüyorsun? Ay, tutamadım kendimi. İyi yapmışsın, eline koluna sağlık ama bana sorarsan sen bunlarla bir daha didişme. Anlatabiliyor muyum? Didişme. Umrunun köşesi olmasın. Nasıl olmasın Zeliş ya? Birisi kapı komşum, biri eski kocam. Evet ama sen bunların üstüne düştükçe bunlar iyice işi inada bindirebilirler. Kopacakları varsa da kenetlenirler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kesinlikle öyle diyorum ya. Allah'ını seversen bunlar 1000 yıldır tanışıyorlar neredeyse. Daha önce hiçbir şey yoktu aralarında da şimdi mi alevlendi yani? Belli ki senin damarına basmak için yapıyor bunlar bunu. Evet. Sen umursamazsan lokmaları kursaklarında kalır. Bana bak, bunları gördüğün zaman da öyle kıskançlık şeylerine falan girme. Hiç şeyin değilmiş gibi davran. Öyle mi diyorsun? Bence. Doğru söylüyorsun Zeliş. Ben şu kadarcık umurumda değilmiş gibi yapacağım. Onlar gıcık olacaklar. Aynen. Sağ ol ya. Ay,
iyi ettiniz de çağırdınız kızım. Ah günlerdir içim karardı bununla dört duvar arasında. Bahar da geldi. Havalar güzelleşiyor artık. Değil mi? Siz de çıkın da biraz dışarının havasını alın istedik. Arkadaşım, güzel arkadaşım bir taneciğim. Daha iyi misin? Nermin içini ata 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 taşa döndüğünü ya. Bu kadar tutma artık ama yani. Kızlar, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Nermin'e göre ne var ki? Esas ben acı çekiyorum. Ben evlat acısı gibi yok. Ah Behçet'im, Behçet'im. Nerelere gittim Behçet'im? Ah Allah düşmanımın başına vermesin. Doğru Hayriye teyzeciğim. Allah düşmanımın başına vermesin. Ama yani Nermin de çok üzülüyor. Sonuçta kaç gündür ağzını bıçak açmıyor kızın. Nermin, vallahi hastalanacaksın diye ödümüz kopuyor ha. Ay Nermin yeter artık ya. Tutma artık içini. Ya. Konuş Allah'ını seviyorsan iki çift laf et ya. Ya. Biraz acından bahset. At şunu içinden. Konuş bir tanem hadi. Ben onsuz nefes alamıyorum kızlar. Bazen kalkıyorum geceleri. Yanımda uzandığını sanıyorum. Yok. Gittiğine inanamıyorum. Çok zormuş. Çok zor. Bir tane. Ay. Ay bana bir hal. Hayriye Hanım kızım, iyi misin? Hayriye teyze. Hayriye teyze. Hayriye teyze. Bana bir haller oluyor. Hayriye teyzeciğim. Teyze. Anne. 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 Hayriye teyze. Ay, su mu getirsek? Anne. Ne yoruyorsun be? Anne bayılmıştın, ayıltmaya çalışıyordum seni. Bayılmadım ben. Vurdun bana. Gördünüz mü? Vurdu bana. Behçet'imi öyle yapmıştı. Öldürdü Behçet'imi. Aa, ben bayılmadım. Benim acım bana yeter. Benim acım bana yeter. Yeter be, yeter be, yeter. Hep senin acın, hep senin acın. Sanki ben burada acı çekmiyorum. Behçet senin oğlunsa benim de kocamdı. Hani ne zaman burada bana derdimi sormaya çalışsana, hemen orada bağırarak kendi derdini anlatıyorsun. Ha yeter be. Sanki ben burada acı çekmiyorum. Niye acımı küçümsüyorsun benim? Anne. Behçet benim her şeyimdi. Kocam, dostum, abim, babam her şeyimdi. Behçet benim her şeyimdi. Her şeyim. Nermin'cim ya. Dayanamıyorum artık. Duymazdan gel. Bizi sinirlendirmek için yapıyor. Hadi susturacağım şunu. Gel ve yemeğini ye.
daha sakın konuşma onunla. Anne, daha ne kadar sürecek bu? Ha? Dayanamıyorum artık. O cezasını çekiyor. Ya sana inanamıyorum anne ya. Ya sana inanamıyorum ya. Nasıl dayanıyorsun böyle yaşamaya? Bu sese nasıl dayanıyorsun? Bu gerilime, her şeye? Dayanmak zorundayım. Başka çarem yok. Bu da benim cezam. Ay yazık ya bu Nermin'e. Yani benim, ben kendi kayınvalideme diyordum ama bununki benimkinden betermiş ya. Kız, bir de içine atıyor kız. Yazık ya. Bu ne be? Sesi değil ki bu. Bu ne be? Aa, sese bak. Alo? Efendim? Ha tamam, hemen geliyorum ben, hemen. Ne oldu be? Ne oldu? Ay, anlamadım ya, hapishaneden çağırdılar. Kudret acilen beni görmek istiyormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bu sabah görmedin mi onu? Hayır, hasret falan desem sabah gördü. Demek ki acil bir şey var Yasemin. Ben hemen gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ya beni ara bak. Beni merak... Zeliş, merak ettirme beni. Kudret, iyi misin aşkım? Ülserin mi azdı? Ya bırak şimdi ülserin. Yok bir şey mi? Beni niye çağırttın o zaman? Müdürden özel izin de almışsın. Gelene kadar nasıl meraklandım biliyor musun, sana bir şey oldu diye? Yüreğime, ağzıma geldi. Mahvoldum ben Zeliş. Daha ne kadar mahvolabilirsin ya? Zaten mahpushanedesin. Psikopatın tekini tehdit etti beni. 5.000 lira vermezsem şişleyecekmiş beni. Kim o? Arif. Arif mi? O kim? Ya adını niye soruyorsun? Tanıyacak mısın sanki? Koç'taki baş haydutlardan biri işte. Ya harcayacak yer mi var burada? Ne diye istiyormuş o kadar parayı? Ya kendisi için değil, karısı için istiyormuş. Ne olur Zeliş, git kadına parasını ver. Ya niye kabul ettin hemen? Ha? Nereden bulayım ben o kadar parayı, niye demiyorsun? Onu daha bu sabah bankada çok paramız var. Ben varlık içinde yokluk çekiyorum diye bağırmadan önce düşünecektin. Adam da duymuş bunu, biz de yolunca kas sanmış. Bağırmış mıyım o kadar? Sayende ne kadar it kopuk varsa paramızın olduğunu öğrendi. Ya ben ne yapacağım şimdi? Param yok desem inanmazlar. Mahvedecekler beni Zeliş. Ya bunlar verdikçe daha fazlasını isterler. Aşkım. Güçlü kuvvetli bir adamsın sen. Atilla'yı nasıl yere devirdin? Savun sana biraz kendini. Ya bunlar o Atilla salağına benzemez Zeliş. Bana bak Zeliş. Bir dahaki geldiğinde beni burada tek parça görmek istiyorsan... ...bir an önce o parayı kadına götür, tamam mı? Merhaba Yasemin. Merhaba. Montum sökülmüştü de diker misin diyecektim. Dikmek istemiyorsan ben başka bir yere... Ha yok canım. Düşman mıyız biz seninle? Dikerim tabii. Çıkar dikeyim. En azından düşman değiliz tabii de. Neyiz peki? Ben onu anlamıyorum. Bu akşam dikip versem olur mu? Yok, zaten az bir şey. Ben beklerim. Yok yok, sen yorulmasaydın ben dikip yollarım sana.
Yorulmam ben. Seni izlerim, yorulmam. Sen artık beni görmek istemiyor musun Yasemin? Yok. Yani. Görmek istiyorum ben seni. Çok görmek istiyorum hem de. Yani. Eskisi gibi görüşemeyiz. Eskisi gibi olmaz. Babasısın onun, onunla ilgilenmen lazım. Doğal olarak. Ama ben onu görmek istemiyorum. Ya geceleri... kabus görüyorum onun yüzünden, böyle silah beynime dayamış. Mert benim hayatımın kabusu oldu. Uzak duramam Yasemin. Biz uzak duramayız ki zaten. İstesek de uzak duramayız. Evet. Komşuyuz sonuçta. Karşılaşırız. Manavda karşılaşırız. Poğaça aldığım yer var ya, hani pastane. Hı hı. Orada da karşılaşabiliriz. Sinemada da şimdi Yasemin. Tamam. Sen beni sevmiyorsun artık. Sevsen başka bir türlü olurdu zaten. Ya Sinan. Sinan öyle değil. Ne değil? Öyle değil işte. Ne değil Yasemin? İnsan severken de ayrılmaya mecbur kalıyor. Senin oğlun. Senin onunla ilgilenmen lazım. Biz. Biz. Biz dost kalacağız. Yani. Ama ne istersen, ya başın sıkıştığında gelebilirsin. Hani bu
bu montu getirdiğin gibi ne olursa yani... Affedersiniz, ben Nigar Hanım'a bakmıştım ama. Kız! Nigar! Kız! Ne var be? Ah Nigar Hanım, merhabalar. Ben Zeliş. Kocalarımız oda arkadaşı. Anne hapishanede kalıyorlar. Kocam değil de. Hele bir resmi nikah kıyılsın da sonra. Ha, tamam. Sevgili erkek arkadaş diyelim. Size... Şunu gönderdi. Buyurun. Gerçekten çok vefalı, ince düşünceli bir koca sevgiliniz var. Ta oralardan sizi düşünüyor yani. Niye gönderdi bunları, söyledi mi sana? Bilemiyorum. Her şeyiniz de tam gibi. Maşallah hiçbir eksiğiniz yok. Neyse bana müsaade. Kaç para var burada? Tam 5.000 lira. Öyle istedi, öyle hazırladık. Buyurun posu devrilesice. Bıkmadı gitti be. Sakın. Aklından bile geçirme. Bak şunlara bir. Ablacığım bak utanma. Bu memişlerin neresi küçük? Çirkin mi bunlar ha, çirkin mi? Ay, yok canım, rica ederim. Anacığım herif tutturdu, bunları büyüteceksin. İlle de Nadide Sultan gibi olacaksın diye. Bu parayı da ondan göndertiyor. Aman ben yoluna parayı yaptırtırım dedim ama. Ama ablacığım ben nereden bileyim bu herifin bu kadar parayı dakikasında bulacağını? Yani şimdi bak benim üstüme vazife değil ama... Yani seninkilerin maşallahı var. Hayır, bir de bir şey sana söyleyeyim mi? Daha nikah bile basmamış bir adamın lafıyla bıçak altına yatılır mı canım ya? Ya almazsa beni? Ya almazsa almasın. Sen gencecik fıstık gibi kızsın. Daha ne taliplerin çıkar senin ya? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni gerçekten sevse orana burana laf eder mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün memeyle başlar bu işler, yarın göbekle devam eder. Bana kalırsa güzelim, sen hiç kendini bozma. Ha, bak öyle aklına estikçe de açıp açıp gösterme millete. Nazar değer. Ömerciğim neredesin? Hoş geldin hayatım. Ben de Nevzan'ın altını değiştirdim. Tam zamanında geldin. Evet. Ben çok yoruldum da. Gidip biraz uzanacağım. Geri kalanını sen halledersin artık, tamam mı? Zaten ben her şeyi hallettim. Fazla bir şey kalmadı. Nasıl fazla bir şey kalmadı ya? Ev darmadağın.
Elif iş hayatına geri dönmenin zor olacağını baştan biliyordu. Ama bu kadarını tahmin bile etmemişti. Ömer'in de desteğiyle tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanıyordu. Oysa bunun iyi niyetli bir temenniden öteye gitmeyeceği çok açıktı. Şimdi çalışan pek çok kadın gibi Elif de iş hayatının yanı sıra ev işlerinde üstlenmesi gerektiğinin farkındaydı. Neredesin hayatım ya? Yoksa dizi falan mı seyrettin televizyonda bu saate kadar? Ömerciğim ne dizisi ya? Ortalık leş gibi. Evi temizliyorum deminden beri. Hayatım niye leş gibi olsun? Niye temizliyorsun? Anlamıyorum ki ya. Ben sana söyledim işte, ben bir sistem kurdum diye, değil mi? Ben neyin nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Hadi yat uyu hadi. İyi geceler Ömerciğim. İyi geceler. Aa. Bu ne ya? Bu havlu ne arıyor yatakta? Niye bu ıslak? Aa ya şey... Necda'nın altını değiştirirken yatağa sızdı da... Ben de koca çarşafı değiştirmeyeyim diye... oraya öyle bir havlu sermiştim işte. Aldırma boş ver, hadi uykumuz kaçmasın. Yat uyu, hadi iyi geceler. Olmaz Ömerciğim. Kalk, nevresimi değiştireceğim. Kalk, hadi. Ya Elif abartma işte ya. Alt tarafı birazcık ıslak yani. Kuru bir havluyla değiştiriver, tamam işte hallolur. Ömerciğim kuru havluyla falan olmaz, ben yatamam. Kalk, nevresimi değiştireceğim. Ya, ama sen her şeye karışıyorsun. Bütün işlerime burnunu sokuyorsun ya. Bu nevresimi ben yarın sabah değiştireceğim, tamam mı? Ömer. Hayır efendim, şimdi değişecek. Hayır, yarın. Şimdi dedim Ömer. Yarın değişecek, tamam mı? Ya sen ne komik adamsın ya. Çişli nevresimde yatmak için benimle kavga ediyorsun. Farkında mısın? Ben seninle kavga etmiyorum, tamam mı? Ben prensiplerim için savaşıyorum. Ömerciğim kalkar mısın? Al. Al yat o zaman. Al bu da havlun o zaman. Ben de salonda yatıyorum. Çok güzel. Bravo. Akşam akşam. Merhaba. Yasemin kız. Sen niye yüz çeviriyorsun benden? Ha? Konuşmuyor muyuz artık? Küstük mü yani temelli? Ne küseceğim, bir acelem var benim. Aa, bana bak. Yasemin, yani kardeşim ben sana hak veriyorum aslında. Şimdi... Yani benim de inan hiç huyum değildir, biliyor musun? Bir kere rajona aykırı. Yani kimsenin ex kocasıyla aşk yaşamak, meşk yaşamak, ilişki yaşamak benlik şeyler değil. Zaten bir kere sevmem. Yani ikinci el adamı hiç sevmem. Ama denk geldi bir kardeşim. Yani gönül bu. Ota da konuyor, gidiyor Kenan'a da konuyor. Affedersin. Ay Emel, hiç uğraşamayacağım sizinle. Vallahi umurumda değilsiniz. Kız, ne demek umurumda değilsiniz? Kıskanmıyor musun yani sen? Ay niye kıskanayım ben sizi? Kıskanmıyorum tabii. Kıskanmadın. Kıskanmıyorum. Allah Allah. Dün öyle ortalığı falan yıktın. Bana bak, şey diyecektim ben aslında. Sen hani bu Kenan'a ayımayı diyorsun ya. Yani hep öyle konuşuyorsun. Aslında biliyor musun, hiç ayı falan değil ha. Mis gibi bir adam. Cirlop gibi herif vallahi. Centilmen, yakışıklı, ne bileyim yani tam bir aşk erkeği. Onun içindeki aşk erkeğini çıkardım ben ortaya. Canım al tepe tepe kullan. Kıskanmıyorum. Daha ne diyeyim ben sana Allah aşkına ya. Hadi çek arabanı. Geç kalıyorum ben. Aa. Nasıl kıskanmıyorsun kız? Nasıl kıskanmıyorsun? Aç çocuğumu bakayım. Yasemin, çocuğumu aç, bir şey söyleyeceğim. Ne var? Kardeşim,
Şimdi sen böyle medeni medeni takılıyorsun. Kıskanmıyorum falan ayaklarına yatıyorsun ama ben seni çok iyi tanıyorum. Sen içine atıyorsun kardeşim. İçine atma. Hıncını, öfkeni içine atma. Vallahi içinde şişer patlar. Bir tarafından çıkar acısı. Söyle ya. Öfkeni söyle. Hıncını söyle. Yani bak ben ne diyorum sana? Aslanlar gibi dikildim ben senin karşına. Senin eks kocanla ilişki yaşıyorum diyorum ya. Daha bunun ötesi var mı? İçinde tutma kardeşim. Bak dün ne güzel çıldırıyordun. Bağır, çağır. Ne bileyim ben. Öfkelen, kıskan. Bir tepki versene bir kadın. Ay sen dünü söylüyorsun. Ay şimdi anladım ben bu ısrarını. Ya dün öyle... Yani dün refleks bir şeydi. Yani birdenbire duyunca... Yani mühim bir konu değildi, mevzu değildi. Vallahi billahi... Ya, şimdi işin açıkçası şu. Sonuçta Kenan benim çocuğumun babası. Yani bugün sen gidersin, yarın Ayşe gelir. Yarın Ayşe gider, Fatma gelir. Ama sonuçta o bizim hep hayatımızda olacak. Bu bir gerçek. Vallahi billahi şuncacık rahatsız etmiyor. Ben size saadetler diliyorum Emel'cim. Daha ne diyeyim? Hadi görüşürüz. Kardeş. Bana bak Yasemin. Bana bak, iyi dinle. Şimdi sen şuncacık kıskanmıyorsun ya hani. Ben o zaman sana geniş geniş daha ferah ferah anlatayım kardeşim. Bu Kenan bana ne dedi biliyor musun? Emel dedi, ben dedi aşkı dedi, sevgiyi, özellikle de şehveti dedi, sende tattım dedi. Anladın mı? Sırılsıklam aşık oldum hayatımda olmadığım kadar dedi. Aha da yazıyorum be. Böyle mi dedi? Bu şekilde mi söyledi sana? Vallahi billahi aynen böyle dedi. Ne oluyor be? Kız hiç güleceğim yoktu. Allah senin cezanı vermesin. Çok enteresan bir şey oldu. Ay, ay şimdi anladım ısrarını kardeşi. Ay biliyor musun? Bana da söyledi aynılarını. Ay görüyor musun? Köfte horu. Bu ne yaptı biliyor musun? Bizim kızın doğum gününe sen de geldin. Şahit oldun biliyorsun. Gecesinde kapıma geldi. Dedi ki bana, Yasemin'im, canım, bir tanem, çok seviyorum seni dedi, aşkım dedi. Kız inanmazsın, bana şu betona yattı resmen, evlenme teklif etmez mi bu? İnanabiliyor musun? Görüyor musun ya bunu? Bak ya, demek ki bu her önüne gelene aynı şarkıyı söylüyor. Ama üzülme, erkek milleti kızım bu. Bak bir gün seninle uzun uzun kahve içeriz biz de. Erkek milletini şöyle bir masaya yatırırız. Ama üzülme ya. Belki de olur, mayanız tutar sanmıyorum ama. Bana bak. Bana bak. Dur, dur. Yalan söylüyorsun Yasemin. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yalancı, iftira atıyorsun adama resmen. Kenan bana aşık, bana. Sana değil. Ay senin yalancı esas o sevgilindir be. O ayı sevgilindir, aşklı sevgili. Vallahi billahi o geldi bana böyle bayağı neler neler söyledi ama tabii yüz bulamayınca ne yapsın? Amorti'yi seni buldu, peşinden koşturdu. Olur ama üzülme bak. Bana bak, Amorti senin gibisine benzer anladın mı? Ben büyük ikramiyeyim, büyük ikramiyeyim ben. Kıskançlığından sırf adama iftira atıyorsun. Şu tipine bak, senden olsa olsa büyük ikramiye falan değil, soğuk başlangıç olur. Üzülme. Medeni şey seni. Ama ben niye böyle yaptığını anladım. Sinan'ı da kaybettin ya sen. O da gitti elinden. Dımdızlak kaldın tabii. Soğuk başlangıç. Sinan'ı da kaybettin. Sinan'ı da kaybettin. Sinan'ı da kaybettin. Bye bye. Bak lafını geri al. Emel. Amorti. Sensin Amorti. Amorti. Sinan'ı da kaybettin. Yalancı sarışın. Soğuk başlangıç. Bak. Sinan'ı da kaybettin. Buraya gel. Sinan'ı da kaybettin. Emel! 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 Kardeşim! Ay! Kardeş! Git kardeşmiş, vurma bana! Yok canım, yok. Sütun gibi bacağımı kendi bacağına çevirdin! Çarpık! Yok kardeşim, bak! Sapa sakın! Dokunma! Tamam! Emel, Emel ne olur kardeş! Ölüyorum kardeş, anneciğim! Kardeş dur, ben seni kucağıma alacağım. Sırtımı alıp hastaneye götüreceğim. Ay sarsma! Onun cezası! Komşular! Komşular kardeşim! Kardeşim düştü komşular! Bisikletimin haline bak! Ya. Ne yaptın? Yok yok, onda bir şey yok! Dava açacağım, sürüm sürüm sürüm! Vallahi, vallahi şıkır şıkır çalışıyor bak! Dur çıkaracağım ben onu buradan. Ah dokunma! Dokunmanların cezası! Gel o zaman gel! Ne olur kırılma! Ay üzülüyorum! Komşular! 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 Kıskanç! Kıskanç! Bacağımı kırdın! Vallahi Allah bilerek... cezanı versin! Kur'an çarpsın ölüyorum! Bak. Yok ölmek yok burada, ne olur ölme ya! Bak dur, hapislere gireceğim yoksa ölme, kurban olayım ölme! Yavrum
şey olmadı ya. Gitti sütüm gibi bacağım. Gitmedi bak, duruyor burada bak. Safa sağlam bak. Kıskanç. Yok. Kıskançladı. Allah billahi. Ya komşular. 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 İnsanlarla iç içe yaşamaya adapte olmuşlardır. Bu türler ev faresi, lağım sıçanı ve çatı sıçanı. Bu ne be sabah? Lağım sıçanlarının kanalizasyon içerisinde ve S şeklindeki borulardan geçerek tuvaletlerden evlerin içerisine ulaştıkları bilinmektedir. Ev fareleri ıslanmayı sevmezler. Ancak gerektiğinde yüzebilir. Fareler bir dolma kalemin geçtiği... Televizyonda gördüğü şey, Elif'in aklına dahiyane bir kurtuluş planı getirmişti. Tükürükleri ve tüyleri çok sayıda hastalık taşıyabilmektedir. Veba, alerjik hastalıklar... Hayırdır oğlum kış günü kısa kollular? Ne oluyor? Babam giy dedi. Allah Allah. Yani çocukların seçimlerine saygı duymamız lazım. Öyle değil mi hayatım? Ya. Kişilik gelişimleri için. Baksana. Ben en iyisi gidip kahvaltı hazırlayayım. Giyin çocuklar ırkılarınızı. Of! Oflama oğlum. Hasta olacaksın, okula gidemeyeceksin. Tamam, hadi. Ne? Giy çocuğum ya. Giy Pekin ya. Şşt! Tut. Hah. Tamam. Evet. Evet çocuklar. Bir konumuz var. Hani geçen gün bir oyuncakçıya gitmiştik ve siz bir uçak beğenmiştiniz. Kumandası vardı, uçuyordu. Evet. Şimdi anneniz galiba onu size alacak. Yuppi! Yavaş, yavaş. Yalnız bir isteğim var. Ne istersen yaparız. Bağırmayın, bağırmayın. Bir şey isteyeceğim ama sakın babanıza çaktırmayacaksınız, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Şimdi babanıza diyeceksiniz ki evde fare gördük. Bunu güzelce yaparsanız uçağı size alıyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Konuşmayın. Hadi bakalım. Çak. Bir, iki, üç. Bravo. Hadi bakalım içeri gir. Rahmetli en yetenekli öğrencimdi. Ömrü yetse kim bilir nasıl ilerleyecekti. Mesleğine gönülden bağlıydı. Çok erken oldu. Çok. Takdiri ilahi. Siz nasılsınız Nermin Hanım, çocuklar? Onlara göre ne var ki? Ah, olan bana oldu. Üç vakte kalmaz unuturlar. Behçet'im, Behçet'im. Aslan oğlum benim gitti, gitti, gitti. Tabii, evlat acısı başka. Kaç yaşında olursa olsun. Hep ana kuzusu. Ah kınalı kuzum benim. Bahtsızım. Ah Behçet'im, Behçet'im. Durun bakın size ne göstereceğim. Bohçasını sakladıydım. İçinde zıbını var, patikleri var. Gelin içeride miydi bohça? İçeride getireyim mi? Dur, dur sen getirme. Ben şimdi getiririm, sen dökersin filan. Durun geliyorum şimdi. Ben de çaylarınızı tazeleyeyim. Zavallı kadın. Hocam biliyorsunuz Behçet'e bizim doktor Faruk baktı. Evet. Faruk iyi bir doktordur. Ama bütün tedaviye rağmen Behçet'in böyle olmasını farklı yorumluyor. Nasıl yani? Faruk'un dediğine göre Behçet'in iyileşmesi için rejimine uyması bir de ilaçlarını alması kafiymiş. Ama bütün test sonuçları iyiye gideceğine kötüye gitmiş. Nasıl yani? Yani? Vallahi aramızda kalsın ama Behçet'in ölmeden önce karısıyla sorunları varmış. Evet. Faruk Behçet'i karısını zehirlemiş olabileceğinden şüpheleniyor. Ne? Bakın size şöyle anlatayım. Behçet'in hastalığı tedavisi mümkün bir hastalıktı. İlaçlarını zamanında alıp rejime uyduğu sürece herhangi bir tehlike söz konusu değildi. Fakat son yapılan tahlillerde olağanüstü sonuçlar ortaya çıktı. Tabii bu da benim kafamda bazı soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Neden öldüğü gün değil de
Polisi şimdi aradınız. O zaman elimde bir kanıt yoktu. Ama şimdi var. Bakın bunu Behçet ölmeden önce yazmış. Nermin, Behçet'in karısı. Son dönemlerde evlilikleri oldukça sorunluydu. Behçet Nermin'i aldattı ve bu da ortaya çıktı. Gerçi sonra tekrar barışıp bir araya geldiler ama sanırım Nermin Behçet'i hiç affetmedi. Son dönemde Behçet'in kan değerleri anormal bir şekilde kötüleşti. Bu da ancak yediği ve içtiği şeyler sayesinde olabilir. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yemeklerinin karısı, yani Nermin hazırlıyor. Nermin bunu neden yaptığını anlıyorum ama seni yine de affediyorum. Kudret, ne oldu sevgilim? Dayak mı yedin? Sayende koştaki haydutlar canıma okudu Zeliş Hanım. Ya niye götürmedin karısına parayı lan? Aşkım götürdüm, götürmez olur muyum hiç? Kadın fırlattı attı parayı, istemedi, ne yapabilirim? Ya saçma sapan konuşma. Havadan gelen parayı kim istemez be? Hayatım, senin o pis oda arkadaşın... Aman o da arkadaşın diyorum yani lafın gelişi. Tamam mı, binmiş kızın tepesine. İllaki memelerini büyüteceksin, silikon yaptıracaksın diye. Anladın mı, parayı da onun için göndermiş. Kız yatmak istemiyor bıçak altına. İstemedi o yüzden parayı, ne yapabilirim ben? Ya istese de istemese de yaptıracak o memeleri. Ben elin silikonları yüzünden burada göt korkusuyla yaşayamam Zeliş. Ya zorlayamayız ki kızı ya. Söylesene ona. Gerekirse zorlayacaksın. Hemen şimdi gidip yalvaracaksın ona. Silikon mu taktırıyor, ne taktırıyorsa taktırması için ağzından gireceksin. Burnundan çıkacaksın. Kandıracaksın o kadını. Meğer o kızla ne kadar ortak yönümüz varmış ya. Niye? Sen de mi silikon yaptıracaksın? Hayır. İkimizi de hapisteki erkeklerimiz yönetiyor. Şu hale bak. O haydut kızın vücudu üstünde emirler vererek yapıyor bunu. Sen beni üç kuruşa muhtaç ederek, harçlık vererek yapıyorsun. Pes. Hiç boşuna çeneni yorma. O vekaleti vermeyeceğim sana. Bitti. Öyle mi? Tamam. Ben de parayı kıza götürmüyorum Kudret Bey. Bana bunu yapamazsın Zeliş. Bal gibi de yaparım. Bana güvenip de parasını vermeyecek bir koca istemiyorum ben Kudret Efendi. Anlaşıldı mı? Zeliş, nereye gidiyorsun kızım ya? Gelsene buraya, gözünü seveyim. Allah belasını versin ya. Tamam ya, tamam ya. Vereceğim sana vekaleti. Sen de bu arada git karısına parayı ver, tamam mı? Aşkım, senin o kadar zeki bir karın var ki ne olur ne olmaz diye belgeleri yanında taşıyor. Şimdi veriyorum belgeleri oraya. Sen de imzala onları. Ondan sonra ben de gidip güzelce kıza parasını vereyim, tamam mı? Anlaştık mı? Ah, kolay gelsin Adalet Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, ben de Nermin'e geldim. Aynı o. Tadilat mı yaptırıyorsunuz siz? E tabii siz evi Emel'den almıştınız değil mi? İşini o kadar kötü yapıyor ki uğraşıp duruyorsunuz. Yok yerdi, kapıydı, bacaydı ya. Yok, evle ilgili herhangi bir sorunumuz yok Yasemin Hanım. E biz dün merdivenlerden iniyorduk. Tadilat sesi duyduk. Ya bu ses, bu ses. Bu tadilat sesi değil mi? Ha, bu ses. Bu ses. Az önce sizin de söylediğiniz gibi işte. Oğlum Caner. Odasında bir takım değişiklikler yaptırıyor da onun takatıkı sesleri. Ay benim kız da öyle. Onu oraya çeker, odasında onu oraya çeker. Pek meraklı yer değiştirmeye. İyi günler. Neyse kolay gelsin, iyi günler. İyi günler. Ah. Günaydın Yasemin abla. İyi günler Yasemin Hanım.
günler. Neye geldin sen yine? Nigar'cığım, dün sen bana memelerini gösterdin ya. Gece beni hiç uyku tutmadı. Hep seninkiler gözümün önünde. Düşündüm, taşındım. Tahta gibi sıska kadın modası geçti. Erkekler artık biraz daha böyle etine putuna dolgun kadınlardan hoşlanıyor. Dedim ki, Nigar niye eksik kalsın? Al, bak getirdim paranı. Git yaptır nasıl istiyorsan. Olmaz. Bir erkeğin lafıyla bıçak altına yatmam ben. Aa. Anacığım, sen niye işi yokuşa sürüyorsun ya? Adam sana tam mahpushanelerden bulmuş da para gönderiyor estetik yaptır diye. Sen inat ediyorsun. Bana bak, şimdi gitse koca memeli bir kadınla seni aldatsa daha mı iyi yani? Al şunu. Ablacığım, sen dün başka konuşuyordun ama. Nigar'cığım, güzellik anlayışı her gün değişiyor. Dün sıska kadın modaydı, bugün değil. Al şunu. Al bunu. Şimdi git hemen hapishaneye, parayı da aldığını söyle. İçi rahatlasın adamcağızın. Bana bak, görüşe giderken de şöyle takviyeli, dolgulu bir sütyen tak. En az iki beden büyük gösterir. Git hocam. Kadir. Senin ne işin var burada? Baş sağlığına geldim. Aslında cenazeye gelecektim ama laf söz çıkar, sen zor durumda kalırsın diye gelmedim. Ne de olsa eski söz söz. Sağ olasın Kadir, çok düşüncelisin. Seni içeri davet etmek isterdim ama... Olmaz canım, anlıyorum. Hem merhum belki beni başucunda istemez diye de düşündüm. Malum, öldüğünde kavgalıydık. Evet. İşte insanoğlu, kuş misali. Bugün var, yarın yok. Ben eğer böyle olacağını bilseydim, kendim gelir özür dilerdim. Barışır, helalleşirdim. Affedersin. Kısmet işte. Olmadı, ne yapalım? Benim asıl merak ettiğim sensin Nermin. Sen nasılsın? Toparlayabildin mi biraz? Nasıl olayım Kadir? Bir ömrü beraber geçirdik işte, biliyorsun. Öyle düşünme Nermin. Sen ömrünün baharındasın. Kolay değil biliyorum. Ama atlatırsın. Atlatacaksın. Ben senin yanındayım. Sana her zaman destek oldum biliyorsun. Sağ ol Kadir. Çok iyisin. Kasma kendini. Ağlayacaksan ağla. Yabancıların değil, benim yanımdasın sen. Kadir, ben kendimi öyle yalnız hissediyorum ki. Hayır, yalnız değilsin. Bu omuz her zaman yanı başında olacak. Ağla, 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 çekinme, ağla. Eski sözlüsün. Ağla. Ahlaksızlar. Ağla. Oğlumun toprağı soğumadan o meçete, meçete benim, o meçete. Thank you.
Nermin Hanım, emniyete gelmeniz gerekiyor. İlla oraya gelmek zorunda mıyım? Yani telefonda bana ne olduğunu söyleyemez misiniz? Hanımefendi, eşinizin ölümüyle ilgili dosya için ifadenizi almam lazım. Prosedür böyle. Peki madem usul böyle gerektiriyor, görüşmek üzere. İyi günler. Hı hı. Kimmiş gelin? Taziye için mi aradılar? Yok, veraset işlemlerinde bir pürüz çıkmış da avukatın bürosuna gidip halletmem gerekiyormuş. İyi, hallet bakalım kızım, hallet. Anne. Dün sana vurduğum için bana kızmadın değil mi? Tam tersine gelinim. O tokat beni kendime getirdi. Gözüm açıldı, gözüm. Her şeyleri görüyorum artık. Ben hazırlanayım, çıkayım. Çık bakalım. Çık. Sen var ya delirmişsin. Sen cidden delirmişsin ya. Ya Emel'in bacağını kırmışsın. Haydut musun sen Yasemin? Ya istemeden oldu gerçekten. Ya ne yanlışla bile bile kadının üstüne sürmüşsün arabayı. Ya bilerek sürer miyim üstüne? Yanlışlıkla oldu. Bak bunu kıskandığın için yaptığını çok iyi biliyorum Yasemin. Ne kıskanacağım be, saçma sapan konuşma. Kıskansam alıp onu hastaneye götürür müydüm? İlaç paralarını bile ben ödedim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında kıskanmakta da haklısın biliyor musun? Emel gayet güzel, hoş, alımlı. Ya ben hiç olmadığım kadar mutluyum o kadınla ya. İyi. Bunu fark ettim biliyor musun? İyi ki onun hayatına girmişim. İyi ki aşık etmişim kendimi onu. İyi halt etmişsin. Sen ne böyle ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri gibi sürekli aşık olup olup gelip buraya bana anlatıyorsun? Önceki kızla ilgili de öyle diyordun. Ne oldu? Bıraktın yarı yolda. Bana ne ya? Git yaşa aşkını. Bana ne? Yok yok. Bu sefer öyle değil Yasemin. Bu sefer çok başka. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Biz Emel'le evlenmeyi düşünüyoruz biliyor musun? Nasıl evlenmeyi düşünüyoruz? Yani bayağı evlenmeyi düşünüyoruz Yasemin. He. Bayağı böyle yüzüklü müzüklü duvaklı gelinlikli falan böyle mi? Evet. Nasıl ya? Nasıl evlenmeyi düşünüyorsunuz? Ben ne olacağım? Nasıl ya? Evlenemezsiniz siz. Ben kabul etmiyorum bak bunu. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben de sana ya. Ya bu ben nasıl ya? Etme yapma bulma dünyası değil miydi bu? Nasıl? Ettin yaptın, sen ne zaman bulacaksın? Yasemin. Ben bunu kabul etmiyorum. Yasemin. Nasıl Yasemin bir şey bu ya? Sakin filan olamam. Ya şuna bak ya. Annem diyordu ama. Analar bahtını yaparmış, tahtını yapamazmış. Ya nerede bulacağım ben bu tahtı ya? Sıra bende. Anladın mı? Ya sırayla değil miydi bu? Yasemin. Bak, ay dur dur. Diyeceklerim bitmedi. Sen beni aldattın, ağlattın, mahvettin, mahvettin. Hayatımı çürüttün. Çektin bu evden gittin. Niye yine ben ağlıyorum? Sen ne zaman ağlayacaksın ya? Sen ne zaman ağlayacaksın? Ya hayır. Yasemin. Hayır. Ben kabul etmiyorum. Yalnızlığın ya ne kadar zor olduğunu sen de biliyorsun. Bana ne? Yasemin, mutlu olmak benim de hakkım değil mi ya? Benim hakkım. Vallahi ben evleneceğim. Bak, senden önce ben evleneceğim. Sen... Ya! Ya! Sen benden önce evlenemezsin. Evlenmeyeceksin ya! Vallahi evlenmeyeceksin. Ben de sıra bul. Git konuşup durma, git. Git, git, çık. Çık, git buradan, çık. Yasemin. Tamam. Çık, tamam. Ne duruyorsun burada? Git, tamam. Git, git çık, 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 ev, çık evimden. Ya Allah'ım, benim sıramı niye bu ayıya veriyorsun? Niye benim sıramı bu ayıya veriyorsun? Niye benim bahtımı, tahtımı bu ayıya alıyor ya? Niye yine o ayıya alıyor ya? Ya ne zaman ben ya? Ne zaman ben? Anne, bizi böyle apar topar çağırdın ama bir yanlışın olmasın. Ya tamam, Nermin soğuktur moğuktur ama niye yapsın böyle bir şeyi Behçet'e? Olacak şey değil. Kızım, bir set doktoru konuşurken duydum diyorum sana. Duydum. Sonra da gelinimi kapının önünde eski sözlüsüyken sarmaşırken gördüm. Ya ah, bunlar ikisi bir olup oğlumu arada atmayı planlamışlar.
İblisler oğluma birlik olup zehirlediler. Zehirlediler. Ah Behçet'im. Sen ne uğursuzların eline düştün Behçet'im. Ah. Ah. Harap etme kendini anne. Böyle bir şey varsa polis ortaya çıkarır elbet. Ah. İyi dedin damat. Hemen polise de söyleyelim bunları. Tut. Ara. Polise ara. Ay. Ben komiser Aslan. Buyurun sizi dinliyorum. Behçet'in ölümüyle ilgili konuşacaktım sizinle. Size yönlendirdiler. Siz ilgileniyormuşsunuz. Ya. Öyle mi? Anlıyorum. Doktoru Faruk Bey de ifade verdi. Bize bir ihbarda bulundu. Bize göre durum bundan ibaret komiserim. Gereğini yapacağınızdan hiç kuşkum yok. Gereğini yapacağından mı? Ver şunu bana. Polis! Polis efendi. Ben Behçet'in anasıyım. Gelinimle eski sözlüsünü kapının önünde sarmaşırken gördüm. Onlar ikisi birlik olup oğlumu zehirlediler. İkisini de bulun, asın ikisini de. Emin misiniz? Bu sözlüsünün adını bana verebilir misiniz? Kadir. Şu üst mahallede eczacı. Hemen bulun onları. Bulun polis efendi. İkisi de birlik oldular. Oğlumu öldürdüler. Oğlum Behçet'im sen kimlerin eline düştün demekten helak oldum polis efendi. Müşteri olun hanımefendi. Olayı aydınlatana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağ ol evladım. Sağ ol polis evladım. Sağ ol. Var ol. Bul onları az hemen. Az hemen. Bunlar ikisi birlik oldular çünkü. İkisi birlik olup oğlumu öldürdüler. Zehirlediler oğlumu. Ne yaptı? Kapattı. Kapattı. Ay. Buyurun. İyi günler komiserim. Ben Nermin Kılıç. Bugün telefonda konuşmuştuk ya... Doktor Behçet Kılıç'ın eşiyim. Aşkım, uçakta alacağım, helikopterde alacağım, hepinizi alacağım teker teker birer tane. Çak! Bravo, çok iyisiniz. Hadi odanıza gidin şimdi oynayın, hadi. Bakalım yavaş. Hoş geldin hayatım. Kolay gelsin, temizlik mi var? Ya evet, sana bir şey söyleyeceğim. Sakın panik yapma, tamam mı? Necla'yla mı ilgili? Aa, yok, Necla'yla ilgili bir şey değil bu. Ya... Çocuklar evde fare görmüşler hayatım. Aa, deme! Ay Ömer! Ömer, fare mikrop taşır. Tabii mikrop taşır ve o mikroplar bize bulaşırsa hepimiz yatağa düşeriz, olmaz. Sen hiç merak etme, ben köşe bucak her yeri aradım bir güzel. Tamam mı? Hiçbir yerde yok. Herhalde balkon kapısından ya da evin kapısından kaçtı gitti. Zaten ben her yeri dezenfekte ettim. Birkaç yer kaldı, şurası kaldı. Şöyle halledeyim. Şöyle hemen. Evet.
Ömer. Acaba diyorum bu fare, eve girmiş ya. O diyorum acaba mutfaktaki yemek kokularına mı geldi? Hani iki günde bir bulaşık yıkıyorsun ya. Kesinlikle sistemini kötülemek için söylemiyorum. Ama naçizane diyorum ki acaba bu senin sistem işlemiyor olabilir mi? İşlemez olur mu hayatım? İşliyor tabii. Tabii ki işliyor. Ama ben şimdi yeni bir sistem deniyorum. Evet. Sağ tarafı yapma. Solun. Sen. Evet. Biraz arkası. Oldu. İki tane yetecek mi? Yeter, yeter. Doktor çok etkili bir ilaç olduğunu söyledi. Reçeteyi yazdırmak için doktora ne söyledin? Yine şu kocam oğlumu döverek öldürdü hikayesi mi? Evet. İnanıyorlar ya, sen ona bak. Şunu da koyduk. Hadi bakalım. Sen tepsiye al. Ben de şeyi alıp geliyorum. Hayatta kalabilmek için etrafımızdaki olayları kendimiz yönetmeye çalışırız. Bunun için bazılarımız yalana, bazılarımız hileye başvurur. Bazısı da söke söke alır istediğini. Veraset işlemlerinde bir pürüz çıkmış. Evet. Avukatın yanından geliyorum. Nasılsın? Biraz daha iyi oldun mu bari? Nasıl olayım Kadir? Bildiğin gibi işte. Eğer senin için sakıncası yoksa beraber yürüyebilir miyiz? Hem dertleşiriz. Sonra insan insanın zehrini alırmış. Öyle derler. Olur. Ama sokağın başına kadar. Hayatımızın kontrolünü elden bırakmamak için habire mücadele ederiz. Çünkü pekala biliriz ki kontrolü bir kez kaybettik mi kaderimiz yabancı ellere teslim olur. Ve dünyada bundan daha korkunç hiçbir şey yoktur.